Sevgili seyirciler, dünkü toplantıyı A-Spor Yayınları Koordinatörü Ender Bilgin'le değerlendireceğiz. Sayın Bilgin, dünkü toplantıyla ilgili neler aktarmak istersiniz? Gözünüze çarpan hangi konu başlıkları vardı? Buyurun. Kolay gelsin Aykut, teşekkürler. Öncelikle tabii bu ligden düşmenin kaldırılması yönünde 7 takımın yaptığı başvuruyu değerlendirelim. Fakat bu arada şunu da söyleyelim. İşte bizim de senin de içinde bulunduğun istihbarat biriminin edinimleri var. Dün de bahsettik. Bugün de altını çizelim. Ondan sonra o lükten düşme konusuna geçelim. Galatasaray tarafının, özellikle Sayın Albayrak'ın İstanbul'da oynanması yönünde dünkü toplantıda bir ifadesi olmuş. Buna kulüplerin büyük bölümü karşı çıkmış. Bu arada yine İstanbul'da oynansın deyince bazı kulüplerimizin, örneğin Sayın Ağoğlu'nun da mevsim uygun, o zaman Karadeniz'de oynansın. Trabzon olmayabilir ama işte Samsun, Ordu, Giresun, oralarda da şeyler var, statlar var. Dolayısıyla mevsimin en uygun olduğu bölüm orası değil mi? O zaman orada da oynanabilir şeklinde bir karşı düşüncesi olmuş. Dolayısıyla bu fikir çok fazla net şey kazanmamış, taraftar bulmamış. İkincisi, kulüplerin büyük bölümü yabancı oyuncu sayısının azaltılması yönünde bir görüş dile getirmişler. Yabancı oyuncu sayısı, dolayısıyla eğer kulüplerin bu yaklaşımı Türkiye Futbol Federasyonu'nda da karşılık bulursa, yabancı oyuncu sayısının azalması gündeme gelebilir. İlk etapta bunun da 8 yabancı şekline dönüşmesi muhtemel. Dolayısıyla bizi yabancı oyuncu sayısında bir azalma bekliyor olabilir. Bunu da dünkü toplantının satır başlarından, perde arkasında kalan bölümlerinden biri olarak dile getirebiliriz. Gelelim Süper Lig'deki 7 takımın küme düşme olmasın ifadesinin arkasına. Şimdi ligden düşmenin kalkmasının ben büyük sorunlara yol açabileceğini düşünüyorum. Her şeyden önce siz küme düşme olmasın diyebiliyorsanız, bunun için bir kere ligin oynanmaması gerekir. Yani nasıl oynatacaksınız ki ligi? Eğer ligden düşme olmasın diyorsanız, şöyle bir şey olsa diyebilirsiniz bunu. Ligi tescil edin ya da hiç oynanmamış kabul edin. Dolayısıyla ligden düşme de olmasın. Buna varım. Evet, bu dile getirilebilir. Bunun altı doldurulabilir. Bu bir fikirdir. Fakat lig oynansın, şampiyonluk yarışı olsun ama bir yandan da ligden düşme olsun demek eşyanın tabiatına aykırı. Siz şimdi o ligden düşme olmasın dedikten sonra düşme potasındaki takımların, oyuncularının lige konsantre olabileceğine inanıyor musunuz? Buna imkan var mı? Yok. Bu işin bir yönü. İkincisi, maç başı para alan oyuncuları oynatmaz ki o takımlar. O zaman haksız rekabet olmayacak mı? Bazı şampiyonluk adayı takımlar ligden düşme potasındaki takımlara, küme düşme hattındaki takımlara ciddi puanlar kaybettiler. Şimdi artık bu noktadan sonra o takımlar lige ne kadar asılabilirler? Dolayısıyla artık puan kaybetmek zor onlarla oynayanlar için. Bu açıdan da sıkıntı var. Gelecek sezon 11 Haziran'da Avrupa Şampiyonası var. Milli takımın hazırlanabilmesi için 15 Haziran haftasında ligi tamamlamanız gerekiyor. 40 hafta demek, 21 takımla oynamak demek. 40 hafta Dünya Kupası elemeleri, Avrupa Uluslar Kupası elemeleri, yani milli maçlar, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları, Ziraat Türkiye Kupası maçları. Matematik olarak bunları oynatabileceğiniz hafta yok ki. Hafta içi hafta sonu oynasanız da yok. Yani dizin arka arkaya başlayamaz, yapamazsınız, yetiştiremezsiniz. Bir başka yöntem, yayıncı kuruluştan aldığınız para. Yayıncı kuruluştan aldığınız parayı 18'e bölerken zorlanıyorsunuz, bu sefer 21'e böleceksiniz. Takımlar ister mi benim hakkım bölünsün, aldığım paraya 3 ortak daha gelsin? Her takım istemez ki bunu. Dolayısıyla ben bunun altının pek doldurulmadan dile getirildiğini düşünüyorum. Federasyon da öyle zannediyorum ki bu konuyla ilgili 28 Mayıs'ta yapacağı açıklamada yine buna ilişkin bu sıraladığım sebeplerden dolayı bunun olamayacağını deklare edecektir. Bana hiç akla yatkın gelmiyor. Dünün bana göre en öne çıkan satır başları bunlardı.
Peki, teşekkür ederim. Bu arada şunu da sorayım. 12 Haziran denildi ama 28'inde bir kez daha değil mi bir kesin karar alınacak? 12 Haziran evet, yani denildi o zamana kadar geçecek olan sürede pandemiden etkilenen bir kulüp birden fazla oyuncu olur mu? Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın son şöyle bir üstünden geçeceği herhangi bir revize konu var mı? Bunlar dikkate alınacak ve bayram sonrasındaki oluşacak tabloya göre şu anda kuvvetle muhtemel 12'sinde başlayacak yeni sezon. Peki, teşekkür ederiz Ender Bilgin'e, Aspor Yayın Koordinatörü. Bunu bir değerlendirdik sevgili seyircilerimiz.